Bu parçadan hareketle kültür aşılaması aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? Kültür sızması bir millete hissettirmeden kendi kültür değerlerini kabul ettirmektir. Bugünlerde bu en iyi şekilde yabancı filmler yoluyla yapılmaktadır. Bu filmlerde doğrudan kendi kültür değerlerinin propagandası yoktur. Filmin heyecanına kendini kaptıran seyirci farkına varmadan o yabancı kültür değerlerini görecektir. Önceleri yadırgasa bile zamanla o değerleri taklit eder ve benimsel hale gelmektedir. Kültür sızması devamlı olduğunda kültür aşılamasına dönmektedir. Bu safhada kendi kültür değerlerimize yabancı kültür değerleri adeta aşılanmaktadır. Aşılanmış ağaç nasıl kendi meyvesini veremez ve aşılandığı türün meyvelerini üretirse aşılanmış kültürde artık kendi kültür ürünlerini değil de aşılayan kültürün ürünlerini vermeye başlar. Aşılama safhası tamamlandığında artık kendi kültür değerlerimizden eser kalmaz ve kültür istilası tamamlanmış olur. İstilancı kültür sadece aydın kesimde değil, halk arasında da kök salar diyor arkadaşlar. Yani aşılandığınızda kendi değerlerinizi kaybederseniz aşılandığınız kültürün meyvesini vermeye başlarsınız demek istiyor. Şimdi bakıyoruz. Birbiriyle ilgisiz farklı kültürlerin farklı sebeplerle karşılaşması, birbirine etkilemesi. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Çünkü diyor ya, bir ağaç aşılandığında artık kendi meyvesini e, vermez. Aşılandığı türün meyvesini verir diyor. Yani aslında bir yandan asimile olmak gibi. Bir toplumun içinde yaşayan diğer topluluğun kültürünü fark ettirmeden kendine benzetmesi değil. Komple tamamen artık kendine geçiyor. Kültürel çeşitliliğe sahip toplumlarda farklı kültürler arasında açığa çıkan iktidar mücadelesi hayır. Bir kültürün kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve zaman içinde kültür kavramının yozlaşması bu da değil arkadaşlar. Kültür sızmasına uğrayan toplumun zaman içinde o kültürün özelliklerini yansıtır hale gelmesi kesinlikle cevabımız Edirne. Çünkü artık zaman içerisinde kendi değerlerini yitirip başka o aşılanan kültürün özelliklerini yansıtmak anlamındadır. Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada Türk sinemasına yöneltilen eleştirilerden biri değildir? Bu tarz sorularda önce şıkları arkadaşlar daha sonra metni okuyoruz. Dünya sinemasının gerisinde kalması, köklü bir geçmiş inşa edememiş olması, nitelikli sinema seyircisi yaratamaması, milli bir kimlik edinememiş olması, kaliteli ürünler ortaya koyamaması. Bu yıl Türk sineması gösterime giden film sayısı bakımından rekor kırıyor. Peki abartılı reklam kampanyaları ve gösterişli oyuncu kadroları ile halkı sinema salonlarına davet eden bu filmler ne kadar bizden diyor. Yani bizden olmadığını söylüyor. Dünya sinemasının gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Yani şöyle arkadaşlar Adana şıkkını Eliyoruz ve devam ediyoruz. E, beyaz perdeye bu toprakları ne kadar yansıtabiliyorlar? Yani o zaman ne kadar bizden derken dediğim gibi ne kadar beyaz bu toprakları beyaz perdeye ne kadar yansıtabiliyorlar derken milli bir kimlik edinememiş olmasını da eleştiriyor olabilir çünkü bu toprakları yani milli toprakları beyaz perdeye ne kadar yansıtabiliyorlar Dertleri var mı? Bu köksüz ve derinlikten yoksun sinemaların köksüz yani köklü bir geçmiş inşa edememiş olması. Şöyle A'yı, B'yi ve Denizli şıkkını eriyoruz arkadaşlar. Derinlikten yoksun sinema kaliteli ürünler ortaya koyamamasını da eleştirmiş burada. Derinlikten yoksun dediği için. İzlenmeye, takip edilmeye değer birileri var mı? Ve hemen yanı başımızda duran derinleştikçe derinleşen yapısı ile İran sineması ne durumda? Kıyas edebilir miyiz? Yeşilçam ile İran sinemasını demiş arkadaşlar. Yani izlenmeye takip edilmeye değer mi derken yine kaliteli ürünler ortaya koyamamasından şikayetçi dediğim gibi Edirne'yi zaten eledik. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Nitelikli sinema seyircisi yaratamaması ile ilgili bir eleştiri yok. Cevap C şıkkı bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakıyoruz. Normal insanlar gibi sinemaya gitmez sinema eleştirmenleri. Bir sinema eleştirmenini normal koşullarda film izlemeye zorlasanız bir süre sonra sinemadan soğuyabilir. Sinema evde izlenir diye bir slogan bile yaratabilir. Ama bizler sinemayı sinema salonlarında sevdik. Patlamış mısırımızı yiyerek, açık hava sinemalarında çekirdeğimizi çitleyerek seyrederdik filmleri. Zaman içinde değiştik. Film bizim işimiz başkalarının boş zaman eğlencesi oldu. Tabii ki genel izleyici hakkında fikrimiz var. Hem biz de izleyiciyiz. Her film seyircisine de bir rol biçer. Eleştirmen bu rolü de değerlendirir. Sanat filmi, ticari film ayrımındaki en temel nokta zaten budur demiş arkadaşlar. Evet seyirciyle ilgili bir şey gelmesi gerekiyor buraya arkadaşlar. Üç noktalı kısma çünkü diyor ki biz diyor ee, patlamış mısırımızla sinemayı salonda izlemeyi sevdik Bu bizim işimiz oldu başkalarının boş zaman eğlencesi oldu diyor Böyle bir eleştiri ve kıyaslama yapılmış Şimdi bakıyoruz Her film kendi seyircisini daha senaryo aşamasındayken yaratır Hayır burada temel tema film değil de seyirci üzerine bunu eleriz Seyircinin nereye konumlandırıldığı ondan ne beklendiği bu olabilir arkadaşlar bir kenarda dursun Sinema severler gişe belirleyicisi olarak görüldüğü sürece ilerleyemeyiz bunu da söylemiyor. Bunu da eleriz. Filmin niteliği ile seyircinin niteliği arasında sıkı bir bağ vardır. Filmin niteliği özelliği ile ilgili metnin hiçbir yerinde hiçbir yargı yok. Bunu da eleriz. Gişe kaygısı nitelikli film yapmamızın önündeki en büyük engeldir demiş. Gişe kaygısı ve nitelikli filmle alakalı hiçbir şey de yok arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Niçin? Çünkü şöyle söylüyor aslında her film seyircisine bir rol biçer. Yani seyircinin nereye konumlandırıldığı, seyirciden ne beklendiği çok önemli. Eleştirmen bu rolü de değerlendirir. Sanat filmi, ticari film ayrımındaki en temel nokta da budur zaten. Yani seyircinin aslında konumu, rolü, ondan ne beklendiği. Bu yüzden cevabımız Bursa Şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi bu sözleri söyleyen bir yayıncının düşünceleri olabilir? Çeviri edebiyat yayıncılığı yapıyoruz ve çeviri hususunda son derece hassas ve özenliyiz. İsim sahibi deneyimli çevirmenlerle çalıştığımız gibi yetenekli genç isimlere de şans veriyoruz. Ve bunun böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de yayıncılık ortamı oldukça hiyerarşik. Ama yeni olana şans vermezseniz bir noktada siz de eskirsiniz. Çeviri bir deneyim ve birikim işi. Orası doğru ama İşi ciddiye alan, dil duygusu güçlü, edebi damarları kuvvetli genç çevirmenlere şans vermek de önemli. Evet genç çevirmenlere. Deneme çevirileriyle bunu saptamak, değerlendirmek mümkün. Deneme yaparak ve genç çevirmenlere şans vererek ve yeni olanın peşinden giderek. Çünkü yeni olana şans vermezsen bir noktada sen de eskirsin diyor. Şimdi bakalım hangisi bunun düşüncesiyle örtüşüyor. Edebiyat dünyasını takip etmeyen biri dili iyi bilse de çevirmen olamaz. Edebiyat dünyasını takip etmekle alakalı bir şey yok. Bu yüzden madana şıkkını eliyorum. Devam edelim. En iyi çevirmen kaynak metindeki üslubu hedef metinde de aynen koruyabilendir. Bunu da söylemiyor arkadaşlar. Bunu da eleyebiliriz. Çevirde tecrübeden faydalanılmalı ama yeniliklere de açık olunmalıdır diyor. Kesinlikle cevabım C şıkkı. Çünkü diyor ki çeviri konusunda hassas ve özenli davranmamız gerekiyor. Ama bunu yaparken yetenekli ve genç isimlere de şans vermeliyiz ve yeninin peşinden gitmeliyiz diyor arkadaşlar. Yoksa biz de belli bir zaman sonra eskiriz. Tabii ki diyor çeviri bir deneyim ve birikim işi ama bunun yanında gençlere şans vermek lazım. Yani hem tecrübeden yararlanmalı hem de yeniliklere, yeni olan şeylere açık olunmalı. Cevabımız C. Başarılı bir çeviri yapmak isteyen çevirmen yazarın tüm eserlerini okuyup tarzını anlamalı. Hayır. Bir çevirmen kaynak dilin tüm söz nicelikleri, inceliklerini bilmelidir. Bu da değil arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız C şıkkı. Bu parçaya göre okurun hayal kırıklığına uğramasına neden olabilecek yazar tavrı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakıyoruz. Okurlar yazarların hayatı kendilerinden farklı bir gözle ve derinlikli bir şekilde değerlendirdiklerine inandıkları için kendilerine değersizmiş gibi görünen küçük hayat kesitlerinin bile onların yapıtlarında büyük bir anlam taşıdıklarına kanaat getirmişlerdir. Bu yazara büyük bir sorumluluk yükler. Bu sorumluluk okurun hayal kırıklığına uğramaması için anlatıyı oluşturan sıradan parçacıkların boşlukta kalmamasına dikkat etmeli yani arkadaşlar sıradan parçacıkların boşlukta kalmaması yani her ayrıntıya dikkat etmesi evet demiş ki e, bu parçaya göre okurun hayal kırıklığına uğramasına neden olan şey nedir demiş arkadaşlar bakıyoruz olayların belli bir düzen içinde anlatılmaması hayır okurun beklentilerinin dikkate alınmaması okurun beklentisinden bahsetmedi gerçeklik ilkesine bağlı kalınmaması bu da değil. Olaylardaki kimi ayrıntıların işlev taşımaması cevabımız denizli şıkkı çünkü bunu sonda söylüyor. Bu sorumluluk okurun hayal kırıklığına uğramaması için anlatıyı oluşturan sıradan parçacıkların boşlukta kalmamasına dikkat etmek gerekiyor diyor. Cevap denizli. Hayatın bütün yönleriyle yansıtılması bu da değil arkadaşlar. Dediğimiz gibi cevabımız D şıkkı. Yukarıda verilen 2 numaralı parçanın 1 numaralı parçayla ilişkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Mezopotamya bitmeyen bir destandır. Bu kadim topraklar sizi uygarlık tarihinin ilk ve teklerine çağırır. Fırat ve Dicle nehirlerinin insanlık tarihi boyunca hayat verdiği bu coğrafya milattan önce 10 binlerden başlayıp günümüze kadar yarattığı uygarlıklar ile eşsiz tarih, kültür, doğa ve gastronomi deneyimi sunar. Burada arkadaşlar bir açıklama yaptı. Neyi açıkladı? Mezopotamya'nın işte tarih, kültür, doğa ve gastronomi ile alakalı bilgiler verdi bize. Fırat ve Dicle nehirlerini söyledi ve e, bitmeyen bir destan, büyük bir destan olduğunu ilk ve teklerine kadar bizi götürür geçmişin. dedi. şimdi ikiye bakıyoruz. Uygarlık tarihini değiştiren Göbekli Tepe, dev heykelleri ve eşsiz gün doğumu ile Nemrut Dağı, uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovası'nın kıyısında kurulmuş masal kenti Mardin tüm görkemi ve hikayeleriyle Diyarbakır surları ve Hefsel bahçesi artık tüm dünyanın çingene kızı mozaiği ile tanıdığı Gaziantep ve daha niceleri bu topraklarda sizi bekliyor. Yukarıda arkadaşlar Mezopotamya'dan bahsetti. Aşağıda ise Mezopotamya ovasında olan tarihi güzellikleri ne yaptı? örnek verdi. Örnekleme yapmış olduğu Düşünceyi bu şekilde desteklemiş oldu örneklerle. Şimdi bakıyoruz. İkinci parça, birinci parçada öne sürülen düşünceyi örneklemektedir. Kesinlikle cevabımız Adana Şıkkı. 1 ve 2 numaralı parçalar arasında neden sonuç ilişkisi var? Neden sonuç ilişkisi yok arkadaşlar? E, yukarıda bir açıklama yapıldı. Aşağıda ne yaptı? Onu örnekledi. Bu yüzden bunu eliyoruz. 1 numaralı parçadaki veriler karşılaştırmalarla açıklanmıştır. Bu da değil. Karşılaştırma da yok. 2 numaralı parça 1 numaralı parçaya gerekçe oluşturmaktadır. Hayır. 1 ve 2 numaralı parçalar amaç sonuç ilişkisiyle bağlanmıştır. Bu da değil arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız adana şıkkı parçada tiyatro ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Önce şıkları sonra metni okuyacağız. Tiyatro sanatçılarının tiyatroyu halka eğitecek bir okul olarak gördüğüne, bütün sanat ürünlerinde olduğu gibi tiyatronun da dini törenlerden doğduğuna, sadece sanat gösterisi değil aynı zamanda eğitim amacı da taşıdığına, son dönem tiyatro eserlerinde eğitim ilkesinin görmezden gelindiğine, sahnede canlandırma yoluyla izleyiciye sunulduğuna, insan kendi varlık gerekçelerini sorgularken ilk karşılaştığı olgu din ve dine bağlı olgular olmuştur. Bu yüzden bütün sanat ürünlerinin kaynağını din oluşturmakta. Tiyatronda kaynağı dinsel törenler olmakla birlikte demiş arkadaşlar. O yüzden dinsel törenlerden doğduğunu söyleyebiliriz. Yani baktığımızda bu madde bizi Bursa şıkkına götürecektir. Devam edelim. Daha sonraki dönemlerde dinin belirleyiciliği azalarak sanat kaygısı daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Öteden beri tiyatro salt bir sanat gösterisi olarak algılanmamış, aynı zamanda eğitim aracı olarak da görülmüştür diyor arkadaşlar. O zaman bunu da C şıkkıyla eşleştirebiliriz. Çünkü eğitim amacı taşıdığında söylüyor. İlk dönem tiyatro eserlerinde bu olgu daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktayken son dönemlerde eğitim ilkesi ikinci planda tutulmaya Başlanmıştır diyor arkadaşlar. Bununla birlikte tiyatronun insanla doğrudan etkileşim içerisinde bir sanat faaliyeti olmasından ötürü her zaman bir eğitim amacı da olmaktadır. Evet eğitim alt amacı da olmakta. Bu bakımdan pek çok sanatçı tiyatroyu okul olarak görmüş ve tiyatro aracılığıyla halka eğitmeyi amaçlamıştır. Bu da biz arkadaşlar birinci maddeye götürür halka eğitecek bir okul olarak göründüğüne. Devam ediyoruz. Evet Sevda Şener tiyatro alıcısını yazarı ile karşı karşıya getirmeyen sözünü sahnedeki insanların canlandırdığı insan ilişkileri aracılığıyla söyleyen sanattır. Yani sahnede canlandırma yoluyla izleyiciye sunulduğuna ifadesini de çıkarabiliriz arkadaşlar. Ve devam edelim. Cevabımız Denizli Şıkkı çıktı ama tiyatro insanı ve dolayısıyla toplumu bir figür olarak değil bütün canlılığı ile birlikte ele alır. İzleyici ve okuyucu oyun kişisini kendisine sunulan biçiminden çok kendi algı ve anlayışına göre değerlendirir. Böylece izleyici sunulanı olan olmaktan çok aldığını kendince yorumlayan yeni bir role bürünür demiş arkadaşlar. Cevabımız Denizli Şıkkı Son dönemde tiyatro eserlerinde eğitim ilkesinin görmezden gelindiği değil de eğitim ilkesinin ikinci planda tutulduğunu söyleyebiliriz ama komple görmezden gelindiğini söyleyemeyiz. Dediğim gibi cevabımız Denizli parçaya göre aşağıdakilerden hangisi tiyatro izleyicisinin bir özelliğidir? İnsan kendi varlık gerekçelerini sorgularken ilk karşılaştığı olgu din ve dine bağlı olgular olmuştur. Bu yüzden bütün sanat ürünlerinin kaynağını din oluşturmaktadır. Tiyatronun da kaynağı dinsel törenler olmakla birlikte daha sonraki dönemlerde dinin belirleyiciliği azalarak sanat kaygısı daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Öteden beri tiyatro salt bir sanat gösterisi olarak algılanmamış, aynı zamanda eğitim aracı olarak da görülmüştür. İlk dönem tiyatro eserlerinde bu olgu daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktanken, son dönemlerde eğitim ilkesi ikinci planda tutulmaya başlanmıştır. Bununla birlikte tiyatronun insanla doğrudan etkileşim içerisinde bir sanat faaliyeti olmasından ötürü her zaman bir eğitim eğitim alt amacı da bulunmaktadır. Bu bakımdan pek çok sanatçı tiyatroyu okul olarak görmüş ve tiyatro aracılığıyla halka eğitmeyi amaçlamıştır. Sevdan Şener Tiyatro alıcısını yazarıyla karşı karşıya getirmeyen, sözünü sahnedeki insanların canlandırdığı, insan ilişkileri aracılığıyla söyleyen sanattır der. Tiyatro insanı ve dolayısıyla toplumu bir figür olarak değil, bütün canlılığıyla birlikte ele alır. İzleyici ve okuyucu burada gördüğünüz gibi izleyiciye geçti arkadaşlar. İzleyici veya okuyucu oyun kişisini kendisine sunulan biçiminden çok kendi algı ve anlayışına göre değerlendirir. Evet. Böylece izleyici sunulanı alan olmaktan çok aldığını kendince yorumlayan bir role bilinir. Şunu söylüyor arkadaşlar. izleyici oyun kişisine olduğu gibi görmez de onu kendi algısına, anlayışına, düşüncesine göre yorumlar ve değerlendirir demek istiyor. Şimdi bakıyoruz tiyatro izleyicisinin bir özelliğidir hangisi demiş. Eğitim almak amacıyla tiyatroya gitmek? Hayır. Eleştirel bir bakış açısıyla eseri değerlendirmek? Hayır. Toplumun beğenisine uygun eserler izlemek? Hayır kendine uymayan eserleri değersiz bulmak bu da değil. İzlediği eseri kendince değerlendirip yorumlamak olacak. Cevabımız eline Şıkkı.